Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsınız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Varsa kafanızda sorular veya video içeriği hakkında fikirleriniz, Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz acıklı bir konu. Şimdi çalışıyorduk biz, dışarıda maalesef yağmur yağıyor, işimizi bıraktık. Hava çok soğuk, yani bu havada olabilecek olan bir iş değil, dışarıda olan bir iş. Muhabbeti açtı derken Turgay Usta'mın yaşam hikayesini size anlatacak. Turgay Usta'm, Turgay Usta'm burada, bakın arkadaşlar. Şimdi öyle bir hikayesi var ki geçmişe dayalı, ben bile üzüldüm yani şahsen. Keşke bir şeyler yapılabilseydi. Şimdi kamerayı döndürüp bakalım nedir Turgay Usta'nın yaşam hikayesi. Hep birlikte tanık olalım. Çok iyi bir usta olduğunu ben biliyorum. Yani işin gerçekten işinde başarılısın. Tabii ki muhabbetini açtım. Okul, yani arkadaşlar biz çalışıyoruz ama Turgay Usta'nın okul hayatını merak ederek yola çıktık ve çok acıklı şeylerle karşılaştık. Turgay Usta, İlkokulunu evet, hangi okulda okudun? İlk önce onu soralım sana. İlkokulu köyde okuduk Samet. Yeniköy İlkokulu'nda. Evet. Yani başarılı mıydın okulda? Tabii. Başarılıydım. Çok başarılı bir öğrenciydin. Çok başarılıydım. Peki ilkokulunu bitirdikten, pardon, ortaokulunu bitirdikten sonra Fen Lisesi'ne kabul edildin. Doğru mudur? Doğru. Fen ve Anadolu Öğretmen Lisesi'ne hiç şeysiz yani benim ders, yani diploma ortalamam 4.6 idi yani. Yani direkt matematikte zaten matematiğim üst üstüne 5'ti yani, hiç zayıfım kesinlikle olmadı. Hatta matematik hocalarım bile bazı soruları yani çok farklı şekilde çözüyordum. Hayret ediyordu. Yani sen bunu nasıl buldun? Nereden yola çıktın yani? De bu sonucu buldun yani, doğru sonucu. Doğru sonucu buldun yani. Daha kısa çözümleri de vardı. Ben daha farklı yerlerden çözüyordum. Peki aynı şekilde o okulda kaç kişiydiniz Turgay Usta? Yani çok başarılı. 3 kişiydik. Onlarla görüşüyor musun? Yani onlar ne yaptı? Onlarla görüşemiyorum. Gerçi hepsi belli bir yerde yani. Resmi dairede çalışıyor. Yani, duyduğum kadarı yani. Yani bir nebze kendilerini bir yerlere atabilmişler. Evet, belki evet. Daha iyi onlar destek olunsaydı. Okudular. Evet, okudular onlar. Başarılı. Ha ben şimdi Turgay Usta, yani ortaokul okuyamama, yani bu kadar başarılı, ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Yani sınıfın yaramaz öğrencilerinden bir tanesiydim. En arkada sırada oturan. kafamız hep haylazlığa çalışırdı. Keşke biz de okuyabilseydik. Şimdi sen böyle anlatınca ben üzülüyorum. Yani okulda birincisin, çok iyi ders notların var. Ve devamını getiremiyorsun. Fen Lisesi'ne kabul edilebiliyorsun. Şu anki Fen Lisesi'ne girmek için öğrenciler birbirini parçalıyor. Yani o kadar yoğun bir şekilde eğitimler, dershaneler derken yine de zoraki girmeye çalışıyorlar. Yani sen bu kadar başarının ardından Fen Lisesi'ne gidememe sebebin neydi Turgay Usta? Şimdi Samet, bizim durumumuz o zaman yani elverişli değildi. Babam onlar çok düzgün bir işte değildi. Yani bir geçim, fazla bir gelirimiz yoktu işte. O zaman tütün ekiyor muydunuz? Ya tütün değil de fındık, yine fındıkla uğraşıyorduk o zaman. He. Ama dedeme veriyorduk topladığımız fındığı. Yani küçük bir bahçemiz vardı. Babam onlar çalışıyordu ama 5-6 ay kadar çalışabiliyordu. Ancak kendimizi yapıyorduk. Yani. O dönem kazandığım okullar da Trabzon içerisinde yoktu yani. Fen Lisesi o zamanlar. Evet. Yoktu. Yatılı olarak o da belli bir ücret karşılığındaydı. Yani bugünkü gibi devlet destekleri falan, yani bilmiyorum var mıydı yok muydu ama yoktu diye yani, biliyordu. Yani biz çok da araştıramadık o zaman. Velhasıl kelam elinden tutan kimse olmadı. Şu anda eminim yani o zamanlar eğer okutsaydın şu an çok güzel yerler, belki bir doktordun. Şu anda Fen Lisesi'ne girip de bir şey olamayan yok yani. Fen Lisesi ayrı bir olay. Yani durumunuz yoktu. Aynen, kimse de destek çıkmadı ve liseye gidemedin Turgay Usta. Gidemedik Samet. Ha, burada normal Trabzon içerisindeki liselere gitsem giderdim ama o kadar yani madem ki yani iyi bir şekilde okuyamayacağım. Yani soğudum yani. Soğudun okulda, soğudum, değil mi? Aynen soğudum. Yani sen de haklısın şimdi. Belirli yani bir başarıyı yakalıyorsun ve yani elden bir şey gelmiyor normal bir liseye gidip de.
Peki, sonra liseye gidemeyince bu seramik işiyle tanıştın. Evet. Aynen. İlk edinmiş olduğun meslek bu muydu yoksa meslek değiştirdin bu. Mi? Yok, değişmedim. Bunda yani başarın buradan belli zaten. Bak girdin ve bu işte sebat ettin. Evet, sebat ettim. 20 yıla yaklaştı mı bu işteki şeyin? Fazla oldu Samet. 96 senesinden beri yani bu işte. Vay be. 24 yıllık ustayım yani. Bizim dönemimizde de serami yapıştırıcıyla değil, harçla yapıyorduk biz. Yani farklı sistem. Daha zordu zor, yani. Biliyorum. Onu ben yapamam şu anda da. Tabii o eski sistemler farklı ama sağlamlığı tabii onun tartışılmaz. Daha bir sağlam. Şu anki eski yapılmış olan arkadaşlar harçlı sistemi kıramıyoruz. Yani hiltilen bile. Tabii tadilata yani, gittiğimiz yerlerde yani güzel. Yani zorluyor bize. Ya şu an zaten bu harçlı sistemde biz zeminlerde genelde farkındaysan veya yaptıranlar da belki farkındadır. Yapıştırma zeminle yani şap atıp eski sistem yapılan zeminin arasında sağlamlık farkı bayağı var zaten. Var tabii, kesinlikle. Onu yani ben anladım. Şaplı yaptığım işi gelip de sökebilecek adam yok yani. Evet. Altındaki harcıyla beraber harcıyla kırıp dağıtırsa alır onu. Yoksa evet, evet. Şu an şurası, arkanızda gördüğünüz yer, buralar yapıştırma sistem. Gireyim tertemiz sökeyim şu taşları. Hatta taşını bile satarsın yeniden. Taşını bile satayım yeniden yani. Evet, onu ben de farkındayım. Evet, kamerayı şimdi döndüreyim. Evet arkadaşlar, gördünüz Turgaistan'ın acıklı geçmişteki yaşamış olduğu okul hayatını. Ben şahsen üzüldüm yani. Keşke elinden biri tutsaydı. Hatta okul müdürü bile gördüğü zaman üzülüyor değil mi evet. Turgaysta? Yani o zamanların o okulda müdürlük yapmış olan kişi Turgaysta'yı gördüğü zaman. Yani sen okumalıydın diyor. O kadar ki başarılı yani öğretmenlerin bile dikkatini çeken bir öğrenciydi. Aynen. Ama okuyamadı, yapamadı. Kendini de bir mesleğe edinerek bugünlere kadar geldi. O yüzden tabii ki şimdiki ebeveynler çok bilinçli bu konuda. Yani Turgaysta sen ben eminim ki yani Damla okuyacak ya da Bediren okuyacak olduğu zaman tabii elinden gelen her şeyini yaparsın. Borçlanırsın, harçlanırsın, en iyi yerlerde okutmaya çalışırsın yani onu ama eskiden gene de böyleydi ama eskiden arkadaşlar yani geçim bir şeyi vardı. Zorlukları çok yüksekti eskiden. Yapamadılar, edemediler. Ama görmüş olduğunuz kişi ben Turgay Üstam'a doktor diyorum yani şu anda. Karşımda oturuyor. Siz de görüyorsunuz. Evet, bugünkü konumuz buydu arkadaşlar. Yani muhabbet muhabbeti açtı. Okul şeylerine kadar, çocukluğuna indim Turgay Üstam'ı. Şimdi ben bakıyorum, çok mantıklı şeyler konuşuyor. İşte organizesi çok iyi ve işinde de başarılı. Bu kadar başarılı bir insanın çocukluğuna inmek gerekiyordu ve indim. Bunlarla karşılaştım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bugünlük videom buydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.